Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bugün oyunun konusu çok istediğiniz. Yani daha önce tabii videoları vardı ama eski sürümlerde olduğu için o videoların artık büyük mü şu an için pek fazla kalmadı. Mantık olarak hep aynı oyun ama değişmiyor. Ayrıntılı bir inceleme videosu çekmemiş istemiştiniz. Ayrıntılı bir öğretici video diyelim daha doğrusu buna. Çünkü yeni başlayanlar çok fazla zorlanıyorlar. Ben bunun farkındayım. Vardı önceden. Yani daha önceki videoların altında rehber videoları var. Ama neticede artık yeni sürümler geldi. Oyunun mantık aynı, mekanik aynı ama yapısal olarak ufak değişiklikler var. Onlara bakacağız. Şimdi abi diyeceksiniz bana. Abi biz daha bugün daha yeni başladık oyunun. Peki bugün ne yapmamız lazım bize? Şimdi kardeş, senin öncelikle bugün şu oyunun bir mantığını öğrenmen lazım. Bu oyunda bizim gemileri savaştırarak oynuyoruz. Bunu zaten net bir şekilde belli. Ama lakin bu oyunda gelişmek için oynamak ve zaman vermek gerekiyor her oyun gibi. Şunu sana başta söyleyeyim. Evet, oyunda yani parasal alınan şeyler de var. Parayla alınmayan şeyler de var. Parayla alınmayan şeylerin çoğu bazıları parayla alınan şeylerden daha güçlü. Yani illa ki gelişmen için bir paraya ihtiyacın yok. Bunu aklına bir önce bir koyayım ben seni. Tabii ki şu bir gerçek. Parayla aldığın ekipman, yani parayla bir şeyler alırsan mesela hani bu ekipmandır, şeydir. Ancak burada sadece parayla ekipman ve gemi alabilirsin. Bak başka bir şey alamazsın. Tamam lazım mı? Lazım ama senin en güzel gemiyi de getirsen, en iyi gemiyi de alsan bazen parayla yani oyun içinde olan dolarla aldığın ekipmanlarla teçhizat kısmından aldığın ekipmanlarla birçok gemiyi de zaten rahatlıkla vurabiliyorsun. Sana bunu rahat bir şekilde söylüyorum bak. Evet, oyun kiminin yerine göre parayla alınan ekipmanlar yerine göre çok çok daha güçlü. Ama yerine göre de dolarla alınan ekipmanlar çok çok güçlü. Yani bu oyuna bir tür denge kurmuşlar. Oyunun mantığı bu. Oyunda para vermeden gelişebilir misin? Evet. Oyuna para vermeden gelişebilirsin. Öncelikle sana bunu söyleyebilirim. Çünkü oyunu zaten çoğumuz para vermeden geliştik. Para verenler de gelişebiliyor. Ama bak tekrar söyleyeyim. Para yatırman sadece gemi almanı sağlar burada. Ama gemileri kullanmak için ne lazım? Tecrübe lazım. Tecrübe zamanla kazanılır. Ve bunu parayla almanın bir yolu yok. Bunu sana söyleyeyim. Para almadan gelişebilirsin. Yani. O da rahat rahat sana söyleyeyim. Şimdi sen bugün başladın oyuna. Bugün önüne çıkan karşına bir seviye, bir diğer gemiler çıktı. Buradan gemiler kısmına geldiğinde öncelikle sana açılan sayfa sahip olunan gemileri gösterecek. Gemi mağazasına demen lazım buradan. Burada bu sefer sende olmayan gemiler gözükecek. Bunların fiyatları var burada. Mesela burada 10 dolar, 100 dolar, 150 dolar. Ve bunların kimisi de altınlı gemiler. Altınlı gemiler şu an bende olduğu için bende gözükmüyor. Yani bunlar bende gözükmüyor ama bunlar sende gözükecek. Yani burada diyecek ki şurada mesela şuradaki altın miktarı kadar bana bunu altın ver sana gemiyi vereceğim diyecek. Şimdi önce de gemiyi aldın, bir seviye gemiyle başladın. Burada ben sana bir şey söyleyeyim. Gemi yüksel atölyeye gelmen lazım. Ama ilk seviye bir seviye ve iki seviye gemilerdi. Ben iki seviye bir ihtimal diyorum. İki seviyeyi de yükseltme. Buradan atölye kısmında bak sağlamlık, hız, nat, manevra kabiliyeti gibi şeyleri burada up yazan şey yani 20 yani yükseltme sarf malzemesi bu. Yükseltme puanlarıyla yükseltmen gerekiyor. Ama bunları şu an için bir seviye gemilerde yapmayacağız. Ne zaman yapacağız? Oyunda şurada yazan şu benim mesela bak ben şunu tıklayayım. Şurada 51 seviye yazıyor değil mi? Yani 51 seviyeyim ben şu anda. Burada yazan bir seviye yazacak. Sen bunu 15 seviyeye kadar getireceksin. O 15 seviye mesela bir seviye başladığın gemiye 5 seviye olduğun önce de 5 seviye olduğun zaman bu yeşil yani bu yeşil olan gemiler açılacak sanırım. Derzeki, Independence, Admiral Grigorovich yani Mudriye. Bunlardan hangisini alabilirsin? Bunlardan daha çok kullanılan mesela şu anda yani ben sana hani işini görecek bir şey söyleyeyim. Durandupende de olabilir. Itluji yani bunu tabii bu herhalde dolarlı mıydı? Pardon bu altınlı gemilerden birisiydi bu değildi. Bak burada kura mı alabilirsin? Yani 5 seviye oldum abi ben gelişmek için geçici bir seviyeden. Zaten bak şunu unutma. Bir seviye oldun. Yani 5 bir seviyeden 5 seviyeye geldin. Bu gemiler yeşil olan, yeşil kuşaklı olan gemiler açılacak sana. Bunlar şu anlama geliyor. Senin 2 seviye olan gemileri artık açtığın anlamına geliyor. Burada biraz dolar biriktirip bu dolarla bu gemiyi alman lazım. Çünkü şurada dolar biriktirmen lazım. Bu dolar biriktirme işi nasıl olacak onu da göstereceğim sana. Şimdi burayı kuramayı alırsın mesela örnek veriyorum. Ama bakın bu 5 seviyenin 15 seviyeye kadar arasında geçiş seviyesi. Burada çok fazla takılmayacağız. Yani bu bölge sadece geçiş seviyesi. Ha, 15 seviye olursunuz. 15 seviyede T3 bir gemi alırsınız. TR3 diyoruz biz artık.
3 seviye bir gemi alırsınız ve TR2'yi de eğlenceye oynamaya gelirsiniz. Ben TR2 oynamayı hala da seviyorum mesela. Yani birçok işin güzelliği hala da TR2'de. Ben bazen çok seviyorum. Uçak oynamayı seviyorum burada. Denizaltı oynamayı seviyorum vesaire. O ayrı mesela. Mesela burada kurama aldınız ve burada altını hiçbir gemi almayın arkadaşlar. Yani altınlı gemileri çok ileride. Bir gün baktığınız görün TR3'teki altınlı gemileri sevdiklerinizi aldınız. TR2 almaya gelirsiniz ama oyunun başında lütfen ama lütfen buradan herhangi bir gemi almayın. Altınlı bir gemi almayın. Dolarlı bir gemi de almayın. Burada sadece bir tane gemi alın. TR2. Çünkü TR2 gemi almanız da gerekecek. Mesela kuramayı alabilirsiniz burada. Burada başka hangileri olabilir size? Biraz bakıyorum hani sizin için. Mudri de olabilir de. Independence olabilir. Derziki olabilir. Ben bu seviyeyi o dönem kurama ile geçmiştim. Ben kurama diyorum ama hani o tamam bile birazcık da oyuncunun şeyine göre değişir. Şimdi nasıl bu gemiler gitti. Yeşil kuşaklı gemiler gitti değil mi? Bunlar yeşil kuşaktan. Bakın bu sarı kuşaklar epik gemiler. Bunlar farklı. Siz buradan 15 seviye olduğunuzda mavi kuşaklı olan 3 yazan gemilere gideceksiniz. Burada ben size önerebileceğim 15 seviyede Nanchang var. Nanchang nerede bizim? Nanchang'ı bulayım. Belki de geçmişte olabilirim. Muhabbet ederken geçtim sanırım. Hemen Nanchang'ı bulalım. Ah, burada. 15 seviyede size 15 seviye olduğunu önereceğim gene Nanchang. Şimdi ben size bunları artık bu birazcık kafanızda biraz oturdu. Şimdi ben size biraz gemi sınıflarından bahsedeyim. Burada bir başka farklı türlü gemi sınıfları var. Mesela ilk başta siz korvetlerle başlıyorsunuz. Korvetlerin amacı ne? Bunlar T1 gemileri. Bunlar başlangıç ve bunlar geçiş gemileri halen daha. Ama bu sınıflar korvet olarak duruyor burada. Bunlar korvetler biliyorsunuz. Bunlar aslında sahil güvenlik gemileri. Yani sahil güvenlik için tasarlanmış sahil güvenlik hizmeti veren gemiler. Şu an için günümüzde de bir sürü korvet var. Bizim de Türk donanmamızda da birçok korvet mevcut. Yani çok donanma için kullanılıyor ve hatta bu korvetler biliyorsunuz sahil güvenliğinin elinde olanlar da var. Onlar kullanıyorlar daha çok. Deniz kuvvetleri de kullanıyor da. Yani sahil güvenlik kullanıyor bunları. Sahil güvenlik, dünya üzerinde sahil güvenliği daha çok kullanıyor korvetleri. Hızlı gemiler. Düşük silah kapasitesine sahip gemiler ama iş görür mü? İş görecek gemiler. Yani düşmana her türlü şekilde saldırabilecek gemiler ama tabii ki düşük güçsüz gemiler. Amaçları sadece sahil güvenliği sağlamak. De ama dedim TR2'de olan fırkateynler var. Fırkateynler ise bu oyunda yani daha yüksek silahlar sahipler. Hızdan birazcık bir tık yani bir tık az hızlar ama hızlılar. Bu arada bak gerçekten şunu söyleyeyim. Hızlar yani fırkateynler gerçekten hızlı gemiler yerine göre ama silah taşıma kabiliyeti biraz daha fazla. Ama manevra kabiliyeti biraz düşük gemiler. Ama silah taşıyabiliyorlar. Çok iyi silah taşıyorlar fırkateynler. Onun haricinde muhripler var ki muhriplere geçeceğiz. Bunlar da bu da fırkateyn. Fırkat diye geçiyor. Muhripler var. Muhripler oyunda daha hızlı, daha atik, daha manevra kabiliyeti yüksek ve vur kaçları daha çok etkiler. Muhriplerin amacı bu. Şimdi geçelim uçak gemilerine. Uçak gemileri bu oyunda uçak taşıyan gemiler. Ama bunlar uçakları kullanabiliyorsunuz bu oyunda. Hani diğer oyunlar gibi uçağı aldım, uçak saldım, uçak gitti vurdu yok. Uçağı bu oyunda kullanıyorsunuz. Uçakları ve helikopterleri bu oyunda kullanacaksınız. Kullanmalısınız da. Yani çünkü bu oyunun amacı bu. Devam edelim. Sea Wolf. Aslında Sea Wolf. Aslında T2'nin en güzel denizaltılarından birisidir. Denizaltı sınıfları var. Denizaltı sınıfı da belli. Suyun altından düşman torpido yağdırıyorsunuz. Füze yağdırıyorsunuz. Ama şunu unutmayın, denizaltılarda denizaltının üzerinden fırlatılabilen füzeler var. Bir de fırlatılamayan füzeler var arkadaşlar. Yani ona göre dikkatli olmanız lazım. Şimdi kayıtta mıyız diye kontrol ettim de evet kayıttayız. Burada ekrano planlar var. Bu ekrano planlar ise çok fazla arkadaşlar hani T2'deki RF'de biraz kullanmıştım ben hani oradan biliyorum. Yani bir de bunun muadili pazarda var farklı bir gemi. Çok ekrano plana karşınızda ama çok hızlı gemiler, çok süratliler. Yani normal bir füze aracını vurmak zor. Toplarla falan vurmak zor oluyor bu oyunda. O yüzden de aklınızda bulunsun. Çok çok hızlı gemiler. Şimdi geçelim buraya. Şimdi abi biz B15 olduk. Yani şey olduk. Şimdi siz ama ben size 15 olduğunuzda bir şey söyleyeyim. Elinizde bir TR2 geminiz var değil mi? Bu geminin üzerine sakın TR3 ekipman takmayın. Mesela gittiniz. Bu T2 ekipman var. Ben buradan buna T3 ekipman takacağım. Donanım kur diyeyim. Bakın ne diyor. Savaşta kendinizi zor rakibin karşılaşın bulursunuz. Yani bu işe takmak istediğinize emin misiniz diyor. Yani T2'ye T3 ekipman takmayın arkadaşlar. En büyük yapılan hatadır oyunun başında. Oyunun başında en büyük yapılan hataları lütfen yapmayın. Yani
T3 adamlar tamam. Bazı oyuncular, bak bunlar herkesin müstesna. Bazı oyuncular sadece ama sadece eğlence için takanlar yani var. Ama bunlar troll amaçlı yani eğlence amaçlı takıyorlar. Ama lütfen hani bir oyunun başındasınız. 5 seviye daha olmuşsunuz. İşte 10 seviye olmuşlar. Günlük görevlerde bir füze gelmiş. O da onu takmış. Ondan T3'e girmiş. Yani o adamı yaşamazsın ki orada sahneye de öldürürler seni. Şimdi gelelim oyun ekonomi mantığına. Şimdi siz geldiniz. Abi ben TR2 oldum. Ben size TR2 olduğunuzda para kasma taktiğini de göstereceğim şimdi. Buradan bir kurama set çekelim altımıza. Evet, kuramayı aldık. Kuramada çok ekipman takmanız gerekiyor. Ben ekipmanlar fazlalık diye takmıştım o dönem. Ben şimdi bir kuramayla oyuna gireceğim. Şimdi oyun ekranda bu. Şimdi size oyun bazı belli görevler veriyor. Şimdi size ben size gemi alma konusunda çok kolay bir yöntem göstereceğim. Şimdi savaş bileti var bizim burada. Bu savaş biletinde şurada belli günlük görevler var. Bu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Mesela savaşta ilk düşmanı yok eden siz olun. Düşmanın savaş gemisi, uçak gemisi, sınıflı gemilerle oynayın. Bu yoksa değiştirebiliyorsunuz. Bakın buradan görevi. Görevi de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Helikopterleri öldür, gemileri öldür, uçakları öldür gibi görevler var. Bunları aldığınızda buradan siz savaş biletine ilerleyeceksiniz. Bu savaş biletindeki şurada şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu sarı dörtlü VIP pass. Burayı parayla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeşiller herkese bedava. Yani görev atladıkça ilerliyorsunuz. Bu maviler premium pass. Bunlar da parayla belli bir şekilde arabiliyorsunuz. Ben şu an burada ücret göremiyorum çünkü puanında şu an pass açık. Pass açık olduğu için ben bunu pek fazla şu anda elleyemiyorum ama unutmayın mavileri ve bu almanız için bu turun yani aslında bu ne diyeyim sarılar diyeyim mesela ya da kahverengi diyeyim sarı diyeyim ya yani ne aklınızda gelirse bu ilk dörtlüyü ve bu mavileri alabilmeniz için yani bilet üzerindeki para vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bileti açmak için ücret yatırmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ama yeşiller herkese açık. Görev yaptıkça bu yeşillere geldikçe seviye üzerinde bunlar sizin olacak arkadaşlar. Ve en son 40 seviyeye ulaştığınızda bu her bilet için aynı bakın. Her dönemin bileti her ayın birinde yenileniyor. Bu 40 seviyedeki gemiyi alacaksınız. Bu ücretsiz arkadaşlar. Bu sizin geminiz olacak. Yani benim T3'te gemim yok. Ben T3'te ben gemi nasıl alacağım diye korkmayın. Her dönem her oyuncu için bu aktiftir. Açıktır bu pas. Yeşilleri herkes alabilir. Mavileri premium pas alanlar düşük bir ücret var onlarda. Ve bu ilk dörtlüyü de yüksek ücreti yatıranlar. Yani VIP pas alanlar alabilir. Unutmayın bunu. Onun haricinde aklınıza bulunsun. Burada sezon depolama diye bir şey var. Bu sezon depolamada da eski dönemleri gösteren, eski dönem kasalarını gösteren yerler var. Ama bunları açmak için bu kadar ücret vermeniz gerekiyor. Bu ücreti verdiğinizde bunlar size açılıyor arkadaşlar ve bunlar size ücretsiz oluyor. Bu da aklınıza bulunsun. Şimdi buradan geçtik. Bu da bir de şey arkadaşlar günlük ödüller var. Bu ödüller belli ayarda yenileniyor. Yani mesela bakın bu admin Usakov verecek. Mesela sizde Usakov varsa bunun karşılığında ücret parasını veriyor arkadaşlar. İşte burada füzeler var. Ne bileyim. Kamuflajlar var. Bilet puanları var. Battle Pass puanları var. Tamir kitleri var vesaire. Bunları da buradan her gün ödül olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ücretsizse. Şimdi devam ettik. Burada şu alan etkinlikler olur arkadaşlar. Etkinlikler geldiği zaman bu alanda görürsünüz. Şu Modern Savaş'ın yıl dönümü yazıyor. Şu an bir yıl dönüm etkinliğindeyiz. Oraya geldiği zaman etkinlikleri görürsünüz arkadaşlar. Onun haricinde devasa art coin kutuları gibi şeyleri de buradan görürsünüz. Bunlar ne? Burada teklifler olur. Tekliflere gelirsiniz. Burada tekliflerin alışverişinizi yaparsınız arkadaşlar. Burada ben size şöyle yapayım. Bazı arkadaşlar şeyi çok arıyor. Abi şey var mı? Burada pardon, premium mağazayı da göstereyim. Premium mağazada burada özel şeyler var arkadaşlar. Özel teklifler oluyor, onlar var. Şimdi bazı arkadaşların sarf malzemeleri bitiyor. Bu sarf malzemesi biraz önce size gösterdiğim nelerdi? Yükseltme ekipmanları. Bunlar bittiği zaman bakın şu dolarayın artıya basıyorsunuz. Buradan sarf malzemeleri diyorsunuz. Sarf malzemenin içinde burada yükseltme puanları var arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz. Bunlarla yükseltmeniz gerekiyor. Bir diğeri sarf malzemeleri. Bunlar onarım kiti, füze tuzakları, uçak füze fişekleri, mühimmat rezervi ve torpido karşı tedbirler. Bunlar nedir derseniz hemen bakalım. Onarım kitleri savaş içinde geminin hasar aldığında gemiyi onarmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu diğeri füze tuzakları ise gemiye atılan füzeleri saptırmanızı sağlıyor. Bir tür saptırıcı bunlar. İkincisi uçak füze fişekleri ise şöyle. Bunlar uçakları kaldırdığınızda uçakları atılan füzeleri engellemek için kullanılıyor. Çünkü atılan düğmeyi basmanız gerekiyor. Mühimmat rezervleri ise yani
Savaş şimdi mühimmatınız bitti. Füzeyi attınız. Yani bomba atarı attınız, kullandınız, attınız. Bittiği zaman son 2-3 hakkınız oluyor. Onları bir defa doldurduğunda 3 defa doldu, yani 3 tane dolduruyor onları. Yani maç zaten maça en iyi yetiyor zaten. Ve torpido karşı tedbirlerse bunu sadece denizaltılar kullanıyor. Bu torpido karşı tedbirleri, yani bu torpido saptırıcısı bir nevi. Bunu denizaltılar kullanıyor ve denizaltılar bu sadece bunu kullanıyor. Denizaltılar torpidoyu saptıramıyor. Bari torpidoyu saptırıyor. Bazı torpidoyu sapmıyor arkadaşlar. Bu konuda da aklınızda bulunsun. Bazı torpidoyu sapmıyor. Onların özelliğinden dolayı bu şekilde. Şimdi burada şurada devasa altın kutusu yazan yerin altında burada reklam izleme paneli var. Bakın belli sürelerde bunlar açılırlar. Yani reklamı izlersiniz. Belli bir süre sonra bu nasıl reklam izlediniz? Alt üstüne altın yazar buraya. Bunu izlediniz. İki tane yükselme puanı yazar. Bunu izledim. Bir tane art coin yazar. Şimdi bunların art coin falan ne işe yaradığını geleceğiz. Şimdi art coin'in ne işe yarıyor? Abi, art coin kasmak için ne gerekiyor? Şimdi art coin işte oyunun paralı kısmının döndüğü yer. Oyunun da bir nevi burası pazarı. Yani her oyunun bir pazarı var ya, oyuncular arasında ekipmanların, itemlerin satıldığı yer. Oyunun pazarı da burada. Burada belli bir art coin'iniz olması gerekiyor. Bu art coin'lerle burada yazan gemileri alabiliyorsunuz. Ve envantere geldiğinizde sizin elinizdeki envanterler çıkıyor. Şimdi bu art coin nasıl kasılır? Bu art coin'i kasmak için önce ya buradan, ya ben buradan birincisi parayla alacaksınız. Bu bir. İkincisi bu savaş biletinden gelen gemiyi ve de ekipmanları, buradan gelen ekipmanları ayın diğer ayın birinde bunlar satışa çıkıyor. Satışa çıktığı zaman oradan satarak alabilirsiniz. Üçüncüsü şuradan reklam izleyerek, devasa altın kutusu yazan yerin altındaki reklamları izleyerek alabilirsiniz. Art coin başka türlü şekilde kasamazsınız arkadaşlar. Art coin başka kasma yolu yok zaten. Nasıl kasacaksınız? Oyunun mantığı burada. Buradan geliyorsunuz ticaret kısmına. Elinizde envanterinizde varsa buna mesela teklif diyorsunuz şuradan. Satmak diyorsunuz. Teklif diyorsunuz. Teklif veriyorsunuz. Satıyorsunuz. Vesaire. Bu, ama bakın her satışınızda mesela 280 ya. %20'sini kesiyor oyun. Unutmayın bunu. %20'si. %20 art coin kesecektir sizi. Sattığınızda %20'sini eksik olarak veriyor. Bu bir nevi vergilendirme. Şimdi teçhizata girdiğin burası pazarda, ama bir de oyunun kendi içinde olan ekipman dizilim var. Burası da teçhizata girdiğinizde buradan da karşınıza bu çıkacak arkadaşlar. Ben reki şuraya çekeyim. Kayıt butonunu. Burada şöyle bombardıman uçakları var. Dronlar var. Saldırı uçakları var. Avcı uçakları var. Helikopterler var. Torpidolar var. Bomba atarlar var. Hava savunma sistemleri var. Otomatik toplar var. Toplar var. Ve füzeler var arkadaşlar. Burası oyunun kendi mağazası. Şimdi buradaki mağazada bazı ekipmanlar belli seviyelerden sonra açılmaya başlıyor. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Bir seviye oldunuz. 5 seviyeye kadar bu ekipmanları alamazsınız. 5 seviye oldunuz. 15 seviyeye kadar şu mavi nadir yazan ekipmanları alamazsınız. 15 seviye olunca açılacak bunlar. Bu ekip yazan, epik yazan ekipmanlar ki var, burada bazı kahraman ekipmanlar var. Mesela bu kahraman ekipmanı. Mesela bu bazı ekipmanlar kahraman ya da turnuvaya katılarak alabilirsiniz. Turnuvaya nereden katılacağız diye sorun. Turnuvayı oyunun Discord sayfası üzerinden, resmi Discord sayfası üzerinden katılabilirsiniz. Orada birçok turnuva var. O turnuvalarda kahraman ya da efsane olarak birçok ekipmanı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani orada ekipmanlar size açılır. Yani çünkü efsane olmayan her ekipman açık değil bu arada. Aklınızda bulunsun. Epic ekipmanlar, yani bu ekipmanlar 20 seviyede açılır. Efsane olan bu ekipmanlar ise size 25 seviyede açılır arkadaşlar. Zaten diğer 3 gemiler de size 23 seviye, 25 seviyede açılacak. Bu arada aklınızda bulunsun. Şimdi füzeler nedir? Füzeler nasıl kullanılır? Arkadaşlar füze otomatik kilitlenmeye bağlı. Bu füzelerin içinde sadece X-51 burada. Elle kontrole bağlı. Bu lazer güdümlü bir füze. X-51 güzel bir füzedir. Oyunun da güzel füzelerinden biridir. Bu füzelerin, her bir füzenin kendine güzel özel has özellikleri var. Kimisi daha hızlı ilerliyor, daha fazla, kimisi çok yavaş ilerliyor, çok fazla hasar veriyor. Granit mesela çok fazla hasar verir ama çok yavaş. Yani HSS'ler, hava savunma sistemleri tarafından vurulur. Örnek veriyorum. Bu da kafanızı karıştırmamak için söylüyorum. Mesela S-500 Prometheus burada oyunda uçak vurmak için uçak vuran bir füze. DF hızlı bir füze ama canı düşük. Yani dayanıklılık az. Şimdi ben size dayanıklı az falan diyorum ama şunu söyleyeyim size. Mesela siz bir füze aldınız. Füzenin hasarı burada. Mesela örnek veriyorum, hasar 11.000. Hızı, füzenin hızı HSS'den kaçma oranı. Yani hedefe ilerleme süretini belirliyor. Sağlamlık ise o füzenin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunda, yani ne kadar hasar aldığında yok olacağını, havada imha edileceğini sözde söylüyor.
Menzil zaten belli. Menzil belli bir menzil içinde kilitlendiği zaman kilitlenme çemberinin belli bir menzil içinde çalışabileceğini söylüyor. Saldırı için atışan ateş. Mesela siz iki slotluk. İki yazıyor. Mesela YJ12 A'da. Ben size geleyim. Mesela siz bunu şöyle şurada 2x yazan bir slota koydunuz değil mi bu füzeyi? Örnek veriyorum. 2x yazan bir slota koydunuz. Bu füze 4x atar arkadaşlar. Saldırı için açılan ateş çarpı füzenin geminin slotu çarptığınızda size kaç tane füzenin o hedefe göndereceğini size söyler. Yani o füze YC-12A'ya bu gemiyi takarsak bize yani toplamda tam 4 tane füze hedefe gönderecek. Durum bu. Füzeler kilitlenme üzerine çalışıyor. Yani hedefe kilitleniyor. Otomatik olarak ilerliyorlar. Sadece bir tanesi X-51 şu anda burada otomatik olarak ilerlemiyor. Onu sizin elle kontrol etmeniz gerekiyor. Burada denizaltı vuran füzeler var. Mesela Type 10, Type 0 Sun denizaltı vuran bir füze. Denizaltı vurmak için torpido atan bir füze ve saptırılamaz arkadaşlar. Hycor ise aksine hızlı bir füze, güzel bir füze, hasarı da güzel bir füze. RIM uçak vuran bir füze. Hatta burada RIM'e benzer. Zaten S-500'ü söylemiştim size. Scalp ve Type 40 da oyunun efsane füzelerin arasında ama bunların herhangi bir ileri bir füze safhası yok. Gayet hasarlı ve dayanıklı dengeli füzeler. O yüzden de kullanılabilir füzeler arkadaşlar. Arkadaşlar toplar hedefe yani topların hedefe kilitlenen özellikleri var. Uçak vuranları var burada. Ama buna daha çok garanti atış sağlıyor. Yani bu füzeleri saptırabilirsiniz ama topları saptırmanın bir yolu yok arkadaşlar. Toplar sizi vuracaktır. Toplar oyunda garanti hasar veren silahlar. Öyle göreyim ben size. Toplar garanti hasar verir, saptırılamazlar. Hepsinin özelliklerinin nitelikleri ayrı. Ve topları çok uzun süre kullanabilmeyi başarabilirsiniz. Uzun süreli güzel hasarlar da verebilirsiniz arkadaşlar. Ve topların da kendi içinde tabii ki belli kuralları var. Mesela siz Type T2 oynadığınızda Mayara ile hem uçak vurabilirsiniz hem gemi vurabilirsiniz. Gayet de çok hızlı atışa sahip bir top örnek veriyorum. 15 olduğunuz bu zaten Otto Leonardo, HPG 38, AK-130 Mark 45 falan açılacak. Bunlar geçiş ekipmanı ama bu da Railgun kullanabilirsiniz. Railgun kullanmak daha güzel 15 seviyede. Açarsınız, alırsanız da yükseltirsiniz burada arkadaşlar. Kendiniz Qualiskaya falan var. Bu 20 seviye olduğunuzda. Bu EMRG tabi kahraman ekipmanı arkadaşlar. Herkes açılmıyor. Burada şey vardı. HPG. HPG yok. Ya burada. HPG 45B var. Bu da uçakları da aynı anda uçakları da vurabiliyor arkadaşlar. Güzel bir top aslında. O da aklınızda bulunsun. Ve 25'te Monarch açılacak size. Monarch da hasar ve kullanım konusunda gayet iyi füzeler, iyi toplardan birisi arkadaşlar. Otomatik toplar ise sizin hem geminizi hava savunma sistemi gibi koruyor hem de karşı gemilere ateş ediyor arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Yani, tabii yani, eğer otomatik silahın belli kriterleri olsa da hepsi uçakları vurmuyor tabii ki. Ama uçakları vuranlar yani ya gemilere ateş ediyorsunuz ya da ikisini beraber ateş edenler de var arkadaşlar. Mesela Oerlikon Milenyum falan bunlar uçaklara ateş etmiyor. Bunlar sadece gemilere de ateş ediyor. Burada uçakları da aynı anda ateş edebiliyor. Rapid fire bir taraftan hem uçaklara ateş edebiliyor hem de gemilere ateş ediyor arkadaşlar. Ve otomatik topları engellemenin bir yolu yok tabii ki. Ama otomatik topları şurada füze atan var bir tane. Gipka var. Bunun hasar gayet iyidir. Bir de menzil de iyidir biraz. O yüzden orada normalde hasar konusunda falan işler çıkarır. Yerine göre tabii ki. Ama bu saptırılabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hava savunma sistemleri, oyunun kilit noktası arkadaşlar, HSS'ler. Bunlar hem uçaklara hem de füzelere ateş ederler. Bakın hava savunma sistemlerinin hiçbir önceden gemilere ateş ediyorlardı. Artık şu an ateş etmiyorlar. Hava savunma sistemleri sadece ama sadece. Bunların tabii füze atanları var. Sadece mermi üzerine atanları var. Lazer olarak çalışanları var. Lazerleri var. Onlardan hangisini kullanmak istersiniz arkadaşlar? Bunları zaman zaman kombinasyon yapıp da öğrenirsiniz de. Bunlar hem gemileri hem füzeleri ateş eder. Sizin geminiz için bir koruma kalkanı oluşturur arkadaşlar. Bir diğeri bomba atarlar. Bomba atarlar aslında şöyle. Bomba atarlar iki versiyonu var burada. Bir torpido atarlar, iki normal bomba atarlar. Yani bunlar aslında bu iki sınıfta roket olarak atıyorlar ama bir grupta füze atanlar var arkadaşlar. Onlar şu anda ben burada gözümü onlar pazardalar. Onları da öğrenirsiniz. Bunlar birincisi denizaltılara vurabiliyor. İkincisi gemileri vurabiliyor. Üçüncüsü torpidoları imha edebiliyor. Bu roket atabilen sınıftaki olanlar, roket atanlar, yani bunlar roket atıyor aslında. Yani küçük bomba atar, roket atıyorlar aslında küçük küçük. Tabii bize göre küçük de normalde çok çok büyükler. Böyle oyundaki gibi değiller bunlar. Bunlar aslında şöyle,
hem denizaltıları imha ediyorlar hem de size gelen torpilloları vurabiliyorsunuz. Füze atınları alırsanız ekstra gemi füze ve roket atmış oluyor. Yani füze atmış oluyorsunuz gemiye, kilitlenebilenleri var. Uçak vurabilen bomba atarları var oyunda. Ama bu mağaza içinde sadece ama sadece Type U Ikara torpido atıyor. Malafon da aynı şekilde torpido atıyor. Bu zaten HJJ burada pek iki seviyede pek duracağını sanmıyorum. Zaten bu altında. Bu da hasarı çok yüksek ama maalesef çok fazla kullanılmıyor zaten. Ama 15 seviye olduğunuzda RUR arabilirsiniz. RUR sizin işinizdir. RUR 5B. Her türlü işinizi görür. Salvo'da yüksek salvo atar. Hem de denizaltılara karşı yüksek hasar verir. Ve torpidolardan sizi korur arkadaşlar. Unutmayın, bomba atarlar sizi torpidolardan korur. Ve denizaltılara karşı da ekstra bir savunma sağlar arkadaşlar. Ve tabii gemilere karşı gemileri vurabilirsiniz bunları. Zaten burada da amacı bu. Gelelim torpidolara. Arkadaşlar bomba atarları torpidolara imha edebiliyorduk. Buraya kadar hemfikiriz. Torpidoları geminize göre takacaksınız. Zaten T3'te falan çok oyalanmayacaksınız burada. T3'e siz 20 seviye olduğunuzda asıl bu torpidolara geçeceksiniz. Torpidoların özelliği şu. Hedefe kilitlenerek ilerliyorlar. Buraya kadar hemfikiriz. Denizaltılar torpido saptırıcıları saptırabiliyor. Ama normal gemilerde saptırma yok arkadaşlar. Muhakkak size gelecektir. Ama torpidoların şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. Bir avantajı kilitlenebiliyorlar. Çok yüksek hasarlar verebiliyorlar. Hatta yerine göre gemiyi imha edebilirler. Yüksek kritik hasar verirlerse gemiyi tek bir attıkları oluyor. Nadir ama bakın arkadaşlar bu. Yüksek kritik hasarlarda gemiyi tek attıkları bile oluyor. Bazen oyuncular bunu hile sanıyorlar ama çok nadir durumlarda gemiye tek atabiliyorlar. O da nadir durumlar ama. O kritik hasarlar arkadaşlar. Yani torpidoların hasarları yüksek. Hedefe yavaş ilerliyorlar. Çünkü son neticede torpido bunlar. Hedefe yavaş ilerliyorlar. Bir engele çarparsa mesela düşman bir anda tepenin arkasına geçti. Başka bir geminin arkasına geçerse onu vuramazsınız. Torpido ona çarpacaktır. O yüzden garanti hasar olarak düşünebilirsiniz. Bir gemiye attığınızda ama denizaltılara attığınızda ise denizaltılar bunu saptırıcı kullanırsa atabilir ama her torpido saptırıcıyla saptırılmıyor arkadaşlar. Bunları da zamanla öğreneceksiniz. Helikopterler, çoğu geminin üzerinde helikopter var zaten. Hepsinin üzerinde helikopter var. Uçak gemilerinde de var. Bunları aldığınızda bunlar size oyun içinde mesela her geminin bir de radar menzili var. Ben size onu söyleyeyim. Her geminin şurada görünen bakın bir radar ve sonar menzili var. Sonar menzili denizaltıları tespit eder, torpili tespit eder. Gerçi gelen torpili düşman açık olduğunu siz görebiliyorsunuz da. Radar menzilinde olan hiçbir düşmanı göremezsiniz arkadaşlar. Peki radar menzilini aşmanın yolu ne? Radar menzilini aşmanın yolu helikopteri kaldırmak. Şimdi ben bize bir oyun atacağım. Bu oyun içinde bu ne demek olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Helikopteri kaldırmak. Helikopter size aynı zamanda birincisi olarak şöyle şuradan tekrar teknisyata gireyim. Helikopter size bir radar menzilsiz görüş sağlar. İki sizi geminizi hem hava hedeflerine karşı vurarak korur hem de gemilere ekstra hasar verir arkadaşlar. Ama en önemli görevi öncelikle gemiye bir görüş sağlamak, bir göz olmak. Bunu unutmayalım. Ve her helikopterin tabi burada özellikleri farklı. Denizaltı vurabilenler var. Yani yerine göre torpil atanlar var. Hava hedeflerine saldırabilenler var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları zaten zamanla oynadıkça çözersiniz. Avcı uçakları sizin uçak gemilerinizi diğer uçak tehditlerine karşı korurlar. Bir de uçak geminin oyunun en başında sizden şunu isterler. Abi ben uçak gemisi oynuyorum bana kızıyorlar. Hayır. O uçak gemisi çünkü sen oyunun en başında uçaklarını kaldırmıyorsun ve düşmanı açmıyorsun. Düşmanı açmadığın zaman takımın kaybeder. Düşmana göz olacaksın. Benim uçak gemilerin birinci görevi düşmana takımına göz olmak yani düşmanı spotlamak, düşmanı görmek. İkincisi ise düşmana hasar vermek arkadaşlar. Saldırı uçakları bunlar doğrudan kara hedeflerin saldırılar. Yani karadaki olan hedefleri yani kara hedeflerin dediğim. Yani deniz gemilere saldırırsınız bunlarla. Uçaklara vurabilmek için füzeleri taşıyadıkları var. Onlar da var ama bunlar çok fazla kullanmıyorlar arkadaşlar. Çünkü saldırı uçaklarının amacı gemilere hasar vermek ve gemileri imha etmek arkadaşlar ve takıma destek olmak. Droneları şöyle kullanacaksınız. Aslında dronelar biraz daha hızlı. Yani uçaklarda yerine göre birazcık daha bir tık daha hızlı olanları var. Bunları da spot amaçlı kullanıyorsunuz. Veya hem bunları spot amaçlı hem de atış destek amaçlı kullanıyorsunuz. O tamamıyla oyun içinde sizin kullanış şeklinize bağlı olarak değişiyor. Şimdi bombardıman uçaklarını ise arkadaşlar onu unutmayın. Uçak kullanmayı seven arkadaşlar muhakkak olacaktır. Bunları 25 seviyede uçak gemileri haricinde oyunun orada bombardıman uçaklarını ben size onları geminin üzerine göstereyim. Bakın burada listede suna gidiyorsunuz gemi mağazasında. Şu an bende olduğu için burada.
Zukako 004 Re-Storm ve yani Storm yani Re-Storm ve Enterprise. Bakın bu gemilere bir de bunun Funk ve şey Ghost Commander var. Bunlar üzerine takabiliyorsunuz. Bakın bombardıman uçaklarını. Bombardıman uçaklarını sadece bu gemilerin üzerine takabilirsiniz. Farklı bir geminin üzerine, burada farklı bir uçak gemisinin üzerine takamazsınız arkadaşlar, bunu unutmayın. Bombardıman uçakları uçak gemilerinin bel kemiğidir. Çok yüksek hasarlar verir. Hatta bir tanesi gemiyi yok etme potansiyeline sahiptir. Ama kullanması uçak bombardıman uçakları saldırı uçaklarına göre biraz daha şey yavaştır. Bu yavaşlıkta nasıl diyeyim size? Saldırı uçakları biraz daha yavaştır. Şunu söyleyeyim sizlere. Çünkü kullanabilirsiniz. Yerine göre kullanamazsınız. O da artık sizlere kalmış arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Yani en basit yöntem şunu söyleyeyim sizlere. Uçaklarda ya uçak gemilerinde bombardıman uçakları saldırı uçaklarına göre yavaştır ama hasar olarak çok 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 yüksek potansiyele sahiptir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şimdi oyunda abi Türk ekipmanı var mı diyeceksiniz. Şimdi ben size orayı da çok fazla şu konunun dışında olan bir şekilde göstereyim. Oyunda Türk ekipmanları var. Pazara geldiğinizde burada ticaret kısmında TF2000 var. Türk gemisi. Nerede o? Bu TF2000 bizim Türk gemimiz arkadaşlar. Buradan pazardan bomba atarlar kısmında ASV roket var. Yine Türk atak helikopterimiz var burada. Saldırı uçağımız var. TFX. O da burada olması lazım. Bakalım neredeymiş o. TFX burada arkadaşlar. Dronlarımız var. Drone iki tane mi bu oyunda? Bir Bayraktar Minyosumuz var. Bir de Bayraktar Akıncımız var arkadaşlar. Burada başka affedersiniz arkadaşlar. Zaten teçhizat kısmında ben size bomba şey bir tane top göstermiştim. MRG. Bu var. Bir de Akya torpidomuz var arkadaşlar. O da benim teçhizatın içinde olması lazım. Tabi bunlar hepsi de etkinliklerle geldiği için onları normalde pek göremezsiniz. Ama bir de Akya torpidomuz var burada. Gördüğünüz gibi bunlar bizim oyundaki Türk ekipmanlarımız. Şimdi gelelim biz bir oyuna. Abi biz şimdi girdik. Biz nasıl oyun oynayacağız? Şimdi bakın oyunun mantığını az çok anladınız, az çok gördünüz. Hemen size şöyle söyleyeyim. Burada modlar var arkadaşlar. Buraya belli zamanlarda etkinlik modları geliyor. Bu etkinliklerle etkinlik modlarını aldığınızda etkinlikte işte savaş gemi savaşlar oluyor. Boss savaşları falan olacak. Şimdi bu etkinliği bekliyoruz. Şimdi etkinlik gelecek daha yeni. Buradan yapabiliyorsunuz. Çevrim dışı. Abi ben çevrim dışı oynamak istemiyorum. Ya ben herkesi dövüyor diyorsanız çevrim dışı oynayacaksınız. Ben de size tavsiye belli bir seviyeye kadar yani belli bir deneyim kazanana kadar lütfen çevrim içi oynayın. Çevrim dışı oynayın. Çevrim dışında harita seçimi var. Burada en güzel para kasılan keşfedilmemiş kayalar olabilir. Biraz uzak oluyor ama ben daha çok para kasacak oyunculara Viking Körfezi'ni tavsiye ediyorum. Viking Körfezi'nde direkt gireriz. Şimdi hatta biz Kurama ile bir maça girelim. Viking Körfezi olur. Diğer başka haritalara uyum sağlarsanız da başka haritalarda açabilirsiniz arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi önce de Morhipli nasıl oynayacağız? Önünüze bir Morhip aldınız. Ne de Fırkateyn aldınız. Uçak gemisi var mı? Mesela biz şu anda burada uçak gemisi yok. Biraz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz botların gitmesini bekleyelim. Lütfen biraz botların gitmesini bekleyin. Ben biraz helikopteri kaldırayım. Helikopter ise maçın başında göz olacak arkadaşlar. Şimdi düşmanı gözetlemeye gidiyoruz. Ben bir yanına Kurama'yı da yollayayım. Yavaş yavaş gelsin. Helikopteri bırakırsanız gemiye geri döner arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir hedef yoksa saldıracağı öncelikle gemiye geri dönecektir. Bu da aklınızda bulunsun. Mesela onu vuramıyoruz. Evet şu an uçaklar gemiler göründü arkadaşlar. Ha, mesela yapılan oyuncuların en büyük yaptığı hata. Gemilere helikopterle saldırmak. Hadi bakalım saldır bakın ne olacak şimdi. Bak ben şu an saptırıcı basıyorum. Evet bir toplu bir alana uçak helikopterle girerseniz arkadaşlar. Bakın saptırıcı atıyorum ama genel olarak bunu normal bir oyunda yapsaydık şu ana kadar helikopterimiz ölmüştü. Çünkü bir toplu bir alana girdik ve burada pek helikopter yaşamaz. Bu arada 20-60 hasar verdik. Şimdi ne yapıyoruz?
kuramayla hasar kasacağız arkadaşlar. Şimdi bu onları karşıdakiler bot olduğu için onlar muhakkak gelecekler buraya doğru. Biz çok fazla yerine göre çıkacağız, yerine göre çıkmayacağız ama dur bakalım. Amacımız burada hasar kasmak. Şu an o da bot olduğu için geliyor. Bot deyip geçmeyin. Botlar yerine göre oyunculardan daha iyi oynuyorlar. Almaya çalıştı arkadaşlar onu. Oyunda hatta elinize gelirse çok da fazla sarf malzemesi kullanmadan oynayın. Hani tabi bilmiyorum çok da fazla açığa gittik herhalde biz de. Bu saptırıcı bastıysa gelen füzeleri engelleyecek arkadaşlar. Hatayı nerede yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Bu her oyuncunun yaptığı bir hata. Gemilere dimdik saldırdık. Bu hatayı yapmayın. Bu konuda ciddi olarak bunu çekmek için yaptım. Şimdi ben size normalde bu oyuncular bunu yapıyorlar. Daha sonra bu oyundan bıkıyorlar arkadaşlar. Bunu net bir şekilde hatayı göstermek için yaptım. Şimdi bakın nasıl oynayacağız. Şimdi oyuna geldiniz. Bu hatayı yaparsanız geminiz hani de ölür. Biz gemiyi öldürmemek için ne yapacağız biliyor musunuz? Botların bize gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü oyuncular bu hatayı yapıyorlar. Daha sonra da bizim chat'e yazıyorlar. Diyor ki abi bizi ölüyorsun. Yani adamın üzerine direkt saldırırsan ölürsün. Bunun bir kaçışı yok. Peki ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Oyunu izleyeceğiz. Bakın botlar gitsin önden. Bizim bu botlar gitsin. Biz helikopteri kaldıralım yine. Biz gerilerden oynayacağız. Ben size şimdi gerilerde oynamayı öğreteceğim. Bırakın botları gönderin. Botlar biraz savaşsınlar. Düşmanı görsünler. Düşmanı biraz açsınlar. Biz daha sonra hasarı toplayan taraf olalım. Kili toplayan taraf olalım. Bu önceki yaptığım hatayı bütün oyuncular en başta yapıyorlar. Çünkü chat'e giriyor. Abi biz oynayamıyoruz. Yani düşman üzerine dimdik saldırırsa oynayamaz. Onu ben bile oynayamam. Çünkü düşman bunlar onlar bot olduğu için direkt üzerine gelecekler. Direkt üzerine geldikleri için senin atış şansın, atış etme şansın çok 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 düşecek. Atış gücün zaten belli bir atış gücün var şey T2'de. Yani tabii ki alabilirsin. Yani alamazsın, öldüremezsin diye hiçbir şey yok. Bir kaide yok. Bakın ben şimdi şuraya pusacağım. O çıktı mı? Çıktı. Pardon. Yanlış yere attık. Valla füzeyi. Oradan bomba atarla biraz vuramayız ama topu biraz oynasak. O da vuramadı. Torpil sıkacağız arkadaşlar. Sıkabildiğimiz kadar. Ne yaptık? Bu sefer arkadan gitmedik. Arkada duruyor sadece. Onlar bize gelsinler ya. Yani onlar bize gelsin arkadaşlar. Bakın bu sefer daha farklı bir oyun oldu değil mi? Çünkü yani düşmana gitmeyin. Bırakın size kendileri gelsinler. Onlar gelir zaten. Bakın torpidolar dediğim gibi hasar yüksek ama yavaş ilerliyorlar. Bayağı da bu. Bunu vuramadık ama. Devam edelim arkadaşlar. Zaten oyun. Bakın bu sefer farklı bir oyun oldu. Yani ben kuramayı sadece size örnek verdim. Siz farklı bir gemi de alabilirsiniz. Yani sonuçta T2'ler sadece geçiş gemileri. Biraz sonra ben senin denizaltı şeyler oynayacağım. Ne o?
Uçak gemileriyle oynayacağım ve denizaltılarla da oynayacağız arkadaşlar. Şunu da bir özlüyorum. Hangisi sizin daha çok hani şey oynanış tarzınıza hitap ediyorsa onunla oynayın. Her zaman o daha iyidir. Ben öncesinde maça girdim. Siz tabii daha çok hani oynadıkça hani farklı gemilerle daha da iyi sonuçlar alırsınız. Onu da alsak. Tamam. 3 tane kill aldık. 5'imize 9 altında 190 şey 262 bin hasar verdik. Ve bu şekilde bize para kastık arkadaşlar. Şimdi gelelim uçak gemilerine. Ben bunlar sadece size bilgi amaçlı olsun. Çok 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 hani çok fark edici. Şimdi burada bir uçak gemileri ne var? O Sepe Garibaldi var. Orosisk var. Uçak gemileriyle oynamanın mantığını öğreteceğim size de. Her uçak gemisi oynamanın biraz farklı mantıkları var ama her uçak gemisinin genel olarak mantığı aynı. Ben size it cover alırım. Ha, it cover alalım. Şimdi uçak gemisi savaşa girdiniz. Abi uçak gemisi ne yapacağız? Ben uçak gemisi çok oynamıyorum arkadaşlar. Ben daha çok muhriptir, kurvazördür, savaş gemisidir. Bunları oynuyorum ben daha çok. Ben denizaltı çok oynamıyorum ama uçak gemisi çok oynuyorum ama ben size mantığını söyleyeyim. Öncelikle siz savaşın başında yani saklanabilecek bir yer bulacaksınız. Önce onun avcı uçağını kaldıracaksınız. Ben avcı uçağını ben kaldırayım. Avcı uçakları biliyorsunuz düşmanın helikopterlerini ve saldırı uçaklarını ve bombardıman uçaklarını vurmak için tasarlanmıştır arkadaşlar. Amaçları bu zaten oyunda. Geminize bir nevi HSS koruması sağlıyorlar. Ama biz maçın başında ne yapacağız? Maçın başında düşmanı açacağız arkadaşlar. Bakın düşmanı şu anda spotlamaya başladık. Takım ona göre size göre bir taktik belirleyecek. Hemen geri çekilelim. Saldırı uçaklarına geçelim. Saldırı uçakları düşmana hasar vermek için tasarlanmış arkadaşlar. Amaçları bu. Oyundaki amaçları düşmana hasar vermek. Bir Aon Thunderbolt'umuzu kaldıralım da topun ne zaman verip kullanmayın. Topun sesini özledim ben bunu. Bilirsiniz Volkan topu vardır üstünde. Yani tabii uçağın üzerindeki silahlar belli bir menzilde çalışır arkadaşlar. Unutmayın. Hop hop. Hava savunma sistemleri bizi vuruyor. Ben şimdi geri döneyim. Bu şekilde geri dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey. Mesela uçağınız hasar aldı değil mi? Uçağı tekrar tamir etme gibi bir şey yok burada. Füze alarmı yazdığında şeye basarsınız. Buradan gemiye geri geleceksiniz. Gemiden ikmal yapacaksınız arkadaşlar. Şu an için biz gemiye gidiyoruz ve gemiden ikmal yapmaya gideceğiz şu anda. Gemiden ikmal yapınca hem hasarımız düzelecek. Yani hem yanımıza gelen eksik uçağımız tekrar kalkacak. Hem de arkadaşlar bakın şimdi ikmal yaptık. İkmal de böyle yapılıyor. Uçağı geminin üzerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar bize yakınlaşmış. Bir botları vuralım şuradan. Sen bakalım gel bakalım buraya. Vay, Refedon gelmiş. Vursak iyiydi. Neyse. Bir geri dönüş yapalım. Bu arada bazı uçak gemilerinde normal gemi gibi savaşabilirler. Şu an bizim ekipmanlarımız var. Yeterli ölçüde. Bu ne ya? Torpil atmış baya. Buradan canım basabiliyorsunuz. Ben canım biraz erken bastım. Bir de füze saptırıcı basabiliyorsunuz bu şekilde. Bir denizaltılarla oynayacağız şimdi.
Burada ekranın planlarının özelliklerinden bir tanesi şeydir. Mesela çok hızlılar. Şeyden kaç torpillerden kaçabiliyor arkadaşlar. Bu da onların en güzel özelliklerinden birisi aslında. Bakalım öldür onu. Tamam. Varsa yani tabii şimdi geminin üzeri mesela bak şu an dolduruluyor yazan yer. Şu an 83'te. Şu an bizim artık bu uçağımız ikmal yapmıyor. Çünkü ikmal oranı stoğu bitti orada. İkmal stoğu bittiği için şu an için ikmal yapamıyoruz. Ne yapacağız? Deneyelim bakalım. Ha, şu an için ikmal yapabildi. O da olacak belli bir süre. Ondan sonra biz tekrar alacağız. Tekrar devam edelim yolumuza. Şu o tepenin arkasına gireceği için biz saldırmamız biraz zor olur. Biraz ileriden dolaşıp gidelim arkadaşlar. En azından vurmamız daha kolay olsun. Top bir de olsun. Bir dedim artık gemiyle bunu vuralım. Hatta helikopterle vuralım bu sefer. Hadi bakalım. Emiktus. Tamam. Bu da böylece bitti arkadaşlar. 688 bin hasar verdik. Bayağı da iyi hasar verdik şu anda. Biz tabi ağır bir sınıfta bir gemiler oynamıştık ama biz şimdi bir de bir denizaltı oynayalım. Denizaltı nasıl oluyor? Onu da bakalım arkadaşlar. Sonra da artık bu uzun videomuzu rehber videomuzu artık sonuçlandıralım. Bunlar size yetecek bilgiler arkadaşlar. Zaten diğerlerinde T3 olduğunuzda, 3. üst seviye ekipmanı aldığınızda, üst seviye gemiler açtığınızda da bunlar sizin ek işinizi temeliniz olduğu için zaten mantığını kavrayacaksınız. Devam edelim. Bu arada T2'de istediğiniz gemiyi alabilirsiniz. Ben kuramayla oynadığıma bakmayın. Ben sadece biraz hani mantığını söyledim işin. Denizaltı ne yapacak? Denizaltı düşmanın yanına doğru sızacağız. Mesela muhriplerde oynarken hani ilk başta T2 gemi oynarken bırakın önden gitsin botlar önden açsın onlar savaşsınlar. Siz ise daha sonra savaşırsınız onlar arkadaşlar. Ama önemli olan şu uçak gemilerinde saldırırsınız. Denizaltı aynısını yapacağız. Bir oynayalım hızlıca. Hızlıca oynayalım. Artık bu rehber videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uzun bir güzel bir video oldu. En azından artık aklınızda bulunsun. Yeni başlayanlar için neler yapacakları konusunda en azından bir bilgi verdik. Geri kalan artık zamanla arkadaşlar. Zamanla da eksik kalan yerleri de sizler de hani öğreneceksiniz. Bu arada ben zaten size öğrenmeniz gereken her şeyi söyledim. İşte gemi yükseltme nasıl yapılıyor? Onları falan da göstereyim şimdi. Hemen bir gidelim bakalım düşmana doğru şöyle. Bakın denizaltılara gözün torpil saptırıcımız var. Torpiller bize gereken onları atacağız ve torpiller bize ulaşmayacak arkadaşlar. Ama dolum süresi uzun olduğu için diğer gelen torpiller bizi vuracaktır. O kadar da olsun arkadaşlar. Sonuçta yenilmez gemi diye bir şey yok oyunda.
Güçlü gemiler elbette var ama yenilmez gemi diye bir şey asla ve asla yok. Julian füze saptırıcı attı ama ben torpiloyla onu vuracağım. O da benim bomba atarıyla vuruyor gördüğünüz gibi. Bomba atarıyla torpilolarım yok imha etti. Şu an torpilolarım imha ediyor. Bir can basayım. Şimdi kim var? Janka var. Ben ona basmadım ki ya. Ben nasıl niye çıkardım? Ben dalışa geçeyim arkadaş. Yoksa bizi burada yok ederler. Burada tüyme zamanı geldi. Neredeyse hiç hasar veremedik. Şimdi denizalda dikkat etmeniz gereken bir unsur var. Onu da şöyle şuradan ben gideyim. Tepenin arkasına sığınayım. Yoksa ölmeden. Hemen tepenin arkasına bir geçelim arkadaşlar. Bakın sonlarda şeyi dikkat edeceksiniz. Yer şekillerine. Onu çarpmamanız lazım. Hemen çıkalım. Şu şurada yani oksijen durum var. Mesela denizde oksijen bittiği zaman sizi dışarı atacaktır muhakkak. Yani çünkü şeyiniz bitiyor. O yüzden dışarı çıkıp oksijeni tekrar geri doldurmanız lazım. Biz bir canımıza dolduralım da. Oba. Ona bak, şuna bak, buna bak, değil mi? Evet. Onlar gidiyorlar. Biz bir canımızı dolduralım. Şöyle şuradan bir dönelim. Ya onların da hepsinde bomba atar olduğu için yani hiçbir şey yapamadık neredeyse. Bomba atarlar bizim çok canımızı sıktı. Oksijenimizi doldurduk. Onlar önümüze geliyorlar muhtemelen. Biz tekrar dalalım. Bu nükleerleri biraz dibine yaklaşık böyle atalım. Güzel sessiz onları yiyor. Dışa çıkma. Çıkmıyordu, neydi ama. Neyse. Tekrar dön. Hayır bu torpiller yani bu füzeler daha çok yani bu
JL füzeleri daha önceden çok daha iyi şekilde düşmana şey yapıyordu ama artık onların da herhalde şeyini bozmuşlar. Demek ki her dönemde şeyler değişiyor arkadaşlar. Mesela bazı dönemde bazı füzeler çok çok daha iyi olur, bazı dönemde bazı füzeler daha da kötü olur. İşte yani oyun bazı şeyleri iyileştirirken bazı şeyleri kötü yapıyor çünkü en azından bir denge sağlamaya çalışıyor. Füze yağdıracağız durmadan. Yağdırmaya çalışacağız daha doğrusu. Şimdi bak rezerv bitti mesela. Onu rezerve bastık. Füzeler tekrar geri doldu. Belli bir süreye kadar. Olar arkadaşlar bu unutmayın. Rezerv kullanacağım ama şimdi rezervimi bitirmek istemiyorum. İki tane rezervim var zaten. Önce torpilleri bir biz. Kaç tane kaldı? Dört. Atmaya devam edelim arkadaşlar onu. Tamam. 578 bin hasar verdik ve bugün de bu şekilde kapattık. Yani dediğim gibi arkadaşlar artık bu oynama zevki tamamen size bağlı. Yani siz uçak gemisi mi istersiniz, denizaltı mı istersiniz? Çünkü bunlar sadece TR2 sınıflar biraz oynamak için aklınızda hani biraz kafanızda bir şeyler oluşsun diye ben bunu yaptım, çektim. Daha doğrusu da geri kalan sizin oynanış tarzınıza bağlı arkadaşlar. Yani daha çok sizin oynanışınız. Ama bakın birinci videoda yaptığınız hata yapmayın. Çünkü oyuncular bu hatayı yapıyorlar, geliyorlar. Sonra abi biz yeniliyoruz. Yani yenilirsiniz ki yani yenilmeyen gemi yok bu dünya üzerinde ama lütfen destekli oynayın. Yani bu şekilde gemileri oynarken gidin düşmanı biraz botlar açsın siz oynayın. Sonra gelip chat'e biz yeniliyoruz yazmayın lütfen. Önemli olan sizin destekli oynamanız. Uçak gemileri oynamayı gördünüz. Denizaltılar oynamayı gördünüz. Diğer gemilerin oynaması. Savaş gemilerinki de aynı. Ama şu hatayı da yapmayın. 15 seviye olduğunuzda altında gemilerde Yamato ya da Mizori almayın. Şimdi o güzel gemilerdir ama hani doğrudan bir işinize yaramazlar. Onu da aklınızda bir parantez olarak bulunsun. Bu ne demek istediğimi de oynarken anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi üzerine geldiğiniz bir ekipman aldınız ve buraya bir ekipman taktığınızda bu ekipman nasıl yükselteceğinizi bilmiyorsunuz. Ben şuraya bir ekipman takayım. Bu ekipman taktığınızda şöyle bir ekran. Siz mesela ekipman taktınız ve ekipman yükseltmeniz yani gerekiyor sizin. Atölyeye gireceksiniz. Atölyeden bunun üzerine geleceksiniz ve bu şekilde buradan yükseltmesini yapacaksınız arkadaşlar. Mesela bakın şu an ben yükseltiyorum. İşte ama yükselmesi için çok yüksek puanlar gerekiyor. Bu arada aklınızda bulunsun arkadaşlar ve bunları almanız lazım. Bu şekilde bunu yükseltip buradan 50 35 yazar şeylerde helikopterlerde ve uçaklar 55'e kadar yükselir. Zaten yükselme sınırı odur. O da full oldu anlamına geliyor zaten. Böyle arda arda ona basacaksınız arkadaşlar. Tabi bu arada maalesef almak için sarf malzemesi almak için de yine aynı gösterdiğim sarf malzemesi kısmına gitmeniz gerekiyor. Mühimmatı da yükselttik. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Zaten her şeyi size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arayüzde ne var, teçhizatta ne var, pazarda ne var, pazar mantığı nasıl çalışır, gemi nasıl kazanır, gemi ya da altın nasıl kazanır. Altın kasmak için zaten o çevrim dışı savaşlarda yüksek kil ve yüksek damaj almanız lazım. Yani yüksek yani ne kadar çok kil alırsanız o kadar yüksek altın gelir. Ne kadar çok yüksek damaj alırsanız o kadar yüksek dolar gelir arkadaşlar. Dolar şey mantığı var. Gemiler kısmına girdiğinde burada şurada bir yüzlük bir platin gözükecek. Onu sadece turnuvalara girmiş, kazanmış oyuncular kullanabiliyor. Burada sizlik bir durum yok arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Oyundan bana ulaşabilirsiniz. Bütün kaynaklara bana ulaşabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.